Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir'in büyük şehir olması güzel bir olay. Bunu açık ve net ifade edebilirim dedi ve şöyle devam etti. İnşallah Balıkesir büyük şehir olduğunda da doğru ellerde tüy bitmedik yetimin hakkını, harama helali bilen, gerçekten burayı emanet kabul eden bir zihniyetin eline geçtiğinde çok büyük faydalı işler başarılacağına inanıyorum. Çünkü büyük şehir olmanın artıları, büyük artıları var. Bunlar Balıkesir'in önünü daha hızlı açacaktır. Ama fahiş fiyata mal alan, mal satan, tüccar zihniyetli kişilerin eline geçerse de bırakın bu avantaja dönüşmeyi, daha bizim kaybımıza olur. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Belediye Başkanı İsmail Ok ayrıca ekmeğin gerçek maliyetinin tespiti amacıyla kurulan komisyonun çalışmasını tamamladığını bildirdi. Başkan Ok, komisyonun ekmek fiyatlarını normal bulduğunu söyledi. Şu anki ekmek fiyatlarının normal olduğu kanaatine vardı ama ayrıntılarını elbette komisyon kendisi açıklar. Ben o ayrıntısına girmek istemem. Daha önce de dediğim gibi bu komisyon ekmek fiyatlarının şu anki bulunduğu durumundan farklı bir fiyat tespit etseydi biz de Balıkesir Belediyesi olarak gereğini yapardık. Bu ekmek zammı dediğimiz olayda da bir bilgi kargaşası var. Bu 2008 yılında yapılmış, kısa bir süre hayata geçmiş ama fırıncılar kendi aralarındaki rekabetten dolayı bunu uygulayamamışlar. Dolayısıyla o günün yöneticileri buna itiraz etmedikleri için o günkü ekmek zammı hukuki bir zemine oturmuş oluyor. Yani bunun kanunun verdiği yetkiler belli. İşte belli bir zamanda komisyon oluşturulur. Komisyonun fiyatı uygun görülmezse mahkemeye gidilir. Ama bunun süreç geçmiş dönemde asla gereği yapılmamış, yerine getirilmemiş. O da Balıkesir kamuoyu tarafından bu vesileyle zaten öğrenilmiş oldu.